Az sonra alacağım, seçeceğim seni. Hello. Benden de size kalp. Biraz bekleyin. Merhaba, merhaba, merhaba. Hey. Sesim geliyor değil mi? Merhaba size. Merhaba bize. Hepimize bugünümüz kutlu olsun. Mutlu olsun. Da 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 merhaba. Merhaba, merhaba. Hey. Çocuklarla söylüyorduk bu çalışmayı, grup çalışmalarında. Ne kadar güzeldi. Merhabalar, merhabalar. Üstüm başım biraz zaten. Canlar canlar. Hoş geldiniz. Hoş gelmektesiniz. Evimizin bugün başka bir köşesindeyiz. Güzel bir konuğumuzu ağırlayacağız. Ama tabii ki her zamanki gibi öncelikle dışarıda korona ile mücadelede cephede savaş veren en başta mücadele eden sevgili sağlıkçı arkadaşlarımıza, her birine, tüm alanlarda çalışan bütün sağlıkçı arkadaşlarımıza, tedarik zincirindeki bütün arkadaşlarımıza, sosyal yardımlaşma vakıflarında çalışan bütün arkadaşlarımıza, kamuda çalışan, çalışmak zorunda kalan bütün arkadaşlarımıza, fabrikalarda çalışan bütün arkadaşlarımıza, şu anda sokakta olmak zorunda olan bütün arkadaşlarımıza minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz, onları alkışlıyoruz. Merak ettiğim bir şey var. 3 gün denildi bu akşam saat 9'da alkışlama girişimi için, desteği için. Fakat bu bütün dünyada yayılmış durumda. Şu anda işte Amerika'dan da duyuyorum, mesela abim aracılığıyla insanlar alkışlıyorlar akşam saat 7'de. Bizde acaba devam etmekte olan mahalleler var mı? Bunu merak ediyorum. Ben Yahya Kaptan'la çok duymuyorum ama siteden duymuyor da olabilirim. Hala daha devam ediyor mu etmiyor mu? Bununla ilgili hazır bulmuşken sizi sorayım istedim. Bunun dışında Spotify, iTunes, SoundCloud'da podcastlerim yayınlanmaya başlandı. Bugün yeni bir tanesini daha kaydedeceğim. Bilginiz olsun. Bunun dışında valla evdeyiz. Zorunda olmayan kişilerin lütfen evde kalmasını rica ediyoruz. Evde kalın, dayanışma içinde kalın, evde kalın, sağlıcakla kalın. Sadece dışarıda çalışan değerli arkadaşlarımıza destek olabilmek adına lütfen ama lütfen evde kalın. Şimdi evdeyiz, yeni bir süreç içerisindeyiz, bir uyumlanma süreci içerisindeyiz ve bu uyumlanma süreci içerisinde yaşantımıza yeni normlar gelmekte. Bir yandan işte davranışlarımız daha değişik davranışlarımız olmak durumunda, durum uyum sağlamak için farklı düşüncelerimiz var. Ya da farklı duygular içerisindeyiz. Bizlerde böyle şeyler yaşanıyor, çocuklarımızda benzer duygular var. Bunları konuşabilmek için kıymetli meslektaşım, çocuk gelişimci, aynı zamanda sanat terapisi ile ilgilenen oyun terapisti bir arkadaşımı şimdi konuk edeceğiz. Davet ediyorum Seçil Hanım. Hemen buradan Seçil'imizi alalım. Seçil Polat. Kendisinin bir de süt oğlu var. Çok güzel görünüyorsun. Benim mukabele. Sen de öyle canım benim. Cıvıl cıvılsın. Her zamanki gibi. Harika. Nasıl gidiyor evde? Vallahi şimdi zil çaldı. amanın, Enteresan. oh süper. Zil çalınca ben korona geldi zannediyorum Seçil. Ne olacak bu halim? Hadi bekliyoruz seni. Hadi, Yok hadi aç yok da gel. gitmeyeyim şimdi. Yok yok gitmeyeyim şimdi. Evet, Gitmeyeyim. tamamdır. Yönetimden bir şey bırakırlar kapıya muhtemelen. Hiç Tamamdır. beklediğim herhangi bir şey yoktu. Nasıl Merhaba. gidiyor evde canım? Merhaba. Vallahi bir yanımız yaprak döker, diğer yanımız bahar bahçe. Biz o bahar bahçeyi bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bu süreç bizim tercihimiz değildi.
Evet, Çünkü zorunlu olan her şey bize bir yaptırımı da getirdiği için şu an o evet. yeni sürece çalışmaya çalışıyorum ben de. Evet, Zor evet. oluyor ama bir tarafıyla da yapım gereği böyle hani olumlu tarafı görmeye çalıştığım için Hı. yapamadıklarıma nasıl yaparım düşüncesiyle çoğu zaman günlerim geçiyor aslında. İşte bir şey yapamıyorum eve baktığımda veya şunu yapsam bunu yapsam derken düşünürken yapmış kadar oluyorum ama Hı. çok şükür daha iyi yani. Beklediğim gibi değil. Başta çok kaygılandık ama şimdi önlem aldığımız sürece kendimizi daha da güvende hissediyoruz. Bu böyle bir Evet. süreç. Önlem aldığımız, koruduğumuz sürece Evet. daha olumlu şeyler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yaratıcılığımız da ancak önlem aldığımızda gelişebiliyor. Önce güven. Evet. Evet, aynen. Öncelikle güven hakikaten. Şimdi bu süreç içerisinde ben geri bildirimler almaya başladım. Gerek arkadaşlarımın çocuklarından, gerek danışanlarımdan, gerek hiç tanımadığım takipçilerimden. İşte çocuklar uykuları bölünmeye başladı. Korkular başladı. Duygusal bazı karmaşalar içerisindeler. Yani bu süreçte bunu yani ya bastıracaklar çocuklar ya da yeniden değerlendirecekler. Zaten uçlar yani bir savrulmalar söz konusu ya. Bastırmalarını tabii ki istemiyoruz. Çünkü bastırırlarsa eğer o zaman tekrar tsunami gibi diyorum ben. Mutlaka ve mutlaka o bir şekilde bir çatlak oluşturup ortaya farklı bir şekilde çıkacaktır. Onları da konuşacağız ama biraz duygularımızı nasıl ifade ediyoruz? Nasıl çocuklar duygularını nasıl ifade ediyorlar? Biraz bunları konuşalım seninle. Sen daha çok duygu temelli çalışıyorsun. Evet, Elif, gerçekten ucu bucağı olmayan bir şey duygu. Çok değerli hepimiz için. Çünkü hep erkek ağlamaz, erkek adam ağlamaz toplumuyuz biz. Ve aman dur bir şey olduğunda işte deriz ya sütümü helal etmem anneleri çocuklarıyız biz. Şimdi her yaşa göre aslında çocukların duygularını ifade etme şekilleri de birbirinden farklılık gösteriyor. Ve annenin kaygısıyla çocuğun kaygısı aslında çok örtüşüyor, çok beraber gidiyorlar. Bu süreçte anneler evet çok kaygılı, çok haklılar. Ama çocuklar da bu sürecin bir parçası. Onları dışlayamayız. Bu seni ilgilendirmez. Bu bizim sorunumuz. Bak ben her şey önlemini aldım. Sen yapacaklarını yap demek bence doğru değil. Evet ortada yolunda gitmeyen şeyler var. Bebe inanın yani şöyle 16 aylık bir bebeğim var. İlk 2-3 gün uyuyamadım ve o da uyumadı benimle beraber. Ben ona korona ne olduğunu anlatmadım. Yanında çok fazla yani çok konuşmadım ama gene de bir şekilde anne sütünden sonra emdiği şey aslında çocuğun annenin duygusu. Ya ve bu duygu çok kıymetli. Evet kaygılıyım. Ve sen de kaygılısın. Ama ne yapıyorum? Ben ona sarılarak iyileştiriyorum. Sarılmak çocuğu güvende hissettiriyor. Bebeklik döneminde bu anneyle daha çok ilişkiliyken biraz daha okul öncesi döneme geldiğinde çocuk ben anne kaygılıyım, korona beni öldürür mü demiyor, diyemiyor. Ve oyuncakların üzerinden gösteriyor ve senin de dediğin gibi aslında uykuları bölünmeye başlıyor. Regresif davranışlar dediğimiz daha bebeksi, kendi 5 yaşında ama sallanmak istiyor, parmak ağza gidiyor. Normalde bunlar gözlemleyemiyorsak ve bu süreçte gözlemliyorsak bunlar kesinlikle değerlendirilmesi ve çalışılması gereken durumlar. Bence de çok kıymetli. Aslında koronanın bir kazancı bu oldu bize. Yani biz çocuklara ister istemez daha fazla zaman ayırmaya başladık. Ve daha fazla görmeye de başladık onların duygularını. İşte hani davranış üzerinden gidecek olursam parmağını ağzına almaya başlayan ya da sallanmak isteyen çocuğu büyüksün olmaz hayır demek yerine bana sarılmak istiyorsun deyip o duyguyu kabul etmek, davranışı okursak çocuk da rahatlamaya başlıyor. Alıp evet gerekiyorsa sallayın. Yani gerekiyorsa evet ayağınızda 5 yaşındaki çocuğu biraz sallayın. Evet bu sana iyi geldi. Hadi gel şimdi oyunumuza devam edelim. Duygu varsa çalışılması gerekiyor. Bastırılmaması gerekiyor. Ama tabii şey de çok önemli. Öncesinde var mıydı bu? Korona öncesinde var mıydı? Gelişimsel bir problem miydi? Çocuğun bilişsel bir geriliği olan çocukta da biz bunları gözlemleriz. Ama bu biz şu andaki bizi ilgilendiren şey korona tarafıysa bu davranışı biraz daha onarmak için yakından ilişki kurmak, dokunmak, okul öncesi dönemdeyse oyuncaklar anekdotal dediğimiz mesela oyuncakların üzerinden çocukların kuklaları konuşturarak, oyun kurarak,
agresyonu varsa çocuk, çok öfkeliyse belki daha çok psikosensori dediğimiz oyunlar, hamurla, köpüklerle, Kinetik kum, kum. başka Un. kendi yaptığı hamurla, özellikle kendi anneyle birlikte yaptığı, Çamur. aynen öyle, çamurla daha yakından ilgilenip daha ifade edebiliyorlar. Okul dönemi çocuklarında direkt mektup yazılabiliyor bununla ilgili. Ne yaptığını şey yapabiliyorlar, ama unutmadan bir şey anlatacağım özellikle. Hastanede şu anda yoğun bakımda sürekli çalışan hemşire arkadaşlar var ve bununla ilgili çok soru geliyor. Çocuklar çok regrese olmuşlar. Anneanneler bakıyor ya da babaanneler bakıyor. Ve çocuklar sürekli sallanmak ihtiyacı, o dediğim, bahsettiğim sebepsiz ağlama, daha önceden gözlemlenmeyen. Ama şunu diyemiyor, anneni istiyorum diyemiyor. Aslında anneyi istiyorum demesi aslında duygunun bir şekilde ifade şekli ve sağlıklı olan hali. Bunu o raddeye getiremiyor. Okul öncesi özellikle çocuklar bunu getiremiyor. Ve anlamsız davranışlarıyla kendini ifade etmeye çalışıyor. Diğer taraf bastırıyor. Anneanne tabii, babaanne bilmediği için, kızım kendine gel, böyle yapma. Abi, şu dediğiniz şey şu sarılık. Evet. Ben senin yanındayım. Anneni çok özlüyorsun. Dediğin an çocuk zaten o parmağı çekip annemi özledim deyip ağlamaya başlıyor. Ve bu bir şekilde aslında şans oluyor. Bizim için çok kıymetli. Ha, bu raddede anne yapması gerekiyor. Anneler şu anda Kocaeli'nde biliyoruz ki bazı hastanelerde öğretmen evlerinde kalıyorlar ve çocukları göremiyorlar. Uzun bir süredir başladığından beri göremeyen hemşire arkadaşlar var. Şunu yapın, burada gene tekrar edelim, izleyenler var. Seni çok özledim, seni çok seviyorum, benim için çok kıymetlisin. Bu kelimeleri biraz daha bir kenara bırakalım. Bunları çocuklar biliyor zaten. Biliyor musun, işte atıyorum adı Ayşe. Ayşe, biliyor musun, bugün bir tane amca nefes almakta zorlanıyordu. Ben ona işte hortum yardımıyla nefes almasına yardım ettim. Tam 5 tane hastaya yardım ettim. Ne yaptığı, yaptığı işi daha somutlaştırarak çocukla anne kendi arasında bir gündem oluşturması gerekiyor. Her gün olabildiğince anneyle görüntülü ve özellikle kaygının olduğu zamanlar ne zamandır? Uyku öncesi dönemlerdir. Uyumadan önceki dönemde çocuklar çok kaygılanırlar. O dönemde anneyle görüntülü konuşması. Peki sen bugün ne yaptın? Bak, ben bugün bunu yaptım ve çok mutlu oldum. Hastaya yardım ettim. Ayşe, seni bugün mutlu eden şey neydi? Deyip Ayşe ile oluşturulduğu o gündem üzerinden konuşabilir anne. Mesela çok üzülmüştür. Anne bunu öncesinde anlatmıştır. Anneye söylemiştir. Bugün çok kaygılıydı. Bugün beni çok yordu. Böyle yaptı, şöyle yaptı. Ayşe, biliyor musun, bugün bir hasta için çok üzüldüm. Çünkü nefes almakta çok zorlanıyordu. Sen de bugün bir şey için üzüldün mü? Deyip, hani benim var, benim üzüldüğüm bir şey var. Ve seni göremediğim için de çok üzgünüm aynı zamanda. Yani çocuğa şu demek yok değil. Bak, ben senin yanındayım, geçecek bu günler. Bunu zaten duysa eğer, artık sürekli bununla çocuğu daha çok ajite edip gevşetmenin bir anlamı yok. Biraz daha duyguyu şöyle bir toparlayıp sağlıklı bir şekilde ifade etmeye gidiyoruz. Hadi o zaman sen de bebekliğine bakabilirsin deyip. Bir yandan tabii duyguya baktığımız zaman hani bu işin bir psikolojik boyutu var, bir düşünsel boyutu var, bir de davranışsal boyutu var. Ve çocukların güvende hissetmeleri için de aslında evet günlük yaşam akışlarında belli rutinler oluşturmak, biraz ellerini güçlendirmek lazım yani. Sağlıkçı olan ailelere şöyle bir şey de öneriyorum. Ben bilmiyorum sen ne kadar katılırsın. Eğer içerisinde bakılacaksa çocuk, ki umarım öyledir. Mesela işte hep büyük anne bakıyorsa hep büyük annenin bakmaya devam etmesi gibi. Mümkünse kendi evinde çocuğun Evet, bakılması aynen. gibi mesela. Ve eğer anne görev devri yaparsa, diyelim ki işte uykuya geçerken anne hep destek oluyor çocuğa. Tabii biz biraz daha burada hani okul öncesi süreçten bahsediyoruz. Eğer anne uykuya geçmesinde destek oluyorsa çocuğa kitap okuyorsa, işte bundan sonra sana şu kişi kitap okuyacak. Evet. Ben Bu hazırım. konuda o bize yardımcı olacak. Aynen öyle. O sana yardımcı olacak. İstersen sen bana anlatabilirsin yine o kitapları. Hangi kitabı okumak istediğini beraber işte telefonda konuşurken karar verebiliriz ama sana kitabı okuyan kişi o olacak mesela. Ya da işte saçlarını işte şu kişi tarayacak deyip böyle biraz görevi devredip onun da o rutinin de kırılmasını biraz engellemek aslında onu biraz sabitlemek bence iyi gelen bir şey. Evet, iyi Tabii gelir, ama şimdi
dedik ya hani bu zor bir şey oldu. Bize bir dayatılan bir süreç var aslında önümüzde. Evet. Seçenek sunmamak gerekiyor çocuğa. İşte anneannende kalır mısın? Ben kalacaksın. Tabii. Yani bu Tabii. çok önemli. Yok istemiyorum ben seninle kalmak istiyorum deyip iş çığırından çıkabilir. İkna etmeye çalışmak aynı zamanda çok enerji gerektiren bir süreç. Bunun yani Evet. bu böyle olacak. Yani bu sınırları net bir şekilde de duygu da olsa koymak gerekiyor. Tabii bildirmek gerekiyor bazı şeyleri çocuklara. Yani sonuçta çocuk zaten kendi başına yolunu bulabilecek yetkinlikte bir birey olsa zaten bunlara ihtiyaç olmaz. Ama Aynen öyle. ona bir pusula lazım, ona bir deniz feneri lazım. Dolayısıyla onun siz olmanız gerekiyor. Ben ailelerimle konuşurken diyorum ki mesela açık bir denizde olduğunuzu düşünün ve işte denizde yüzüyorsunuz ama hiçbir kara gözükmüyor. Bir de kendinizi can yeleğiyle düşleyin. Yani güvende hissetmenizde bir değişiklik oldu mu? Kendinizi bir kayıkta düşünün. Kendinizi bir işte gemide düşünün. Bakın bütün açık deniz sizindi. Bütün açık denizin parçasıydınız ama şimdi daha aslında alanınız kısıtlanmış oldu ama güveniniz arttı. Çocuklara da böyle aslında sınırlarını bildirmekte fayda var. Çünkü zaten bir yandan hani iş nereden başlıyor aslında? Duyguyu bir tanımaktan başlıyor. Aynen, tanımak. Ondan sonra evet sonrasında yavaş yavaş işte aktarmak, ifade etmek, başka duygulardan ayırmak, işte olumsuz olanla baş etmek, ondan sonra olumlu duyguyu korumak. İle de devam ediyor aslında gelişimsel olarak baktığımız zaman. Şimdi ilk etapta çocuklar gözlemim şu yönde. Tabii 2 yaştan sonra biraz daha o bağımsızlaşmanın gelmesiyle birlikte biraz daha duygularda da bağımsızlaşma oluyor. Ama tabii o yönetme becerisi sonuçta gelişmemiş durumda ve temel duygular var. İşte temel duygular neler? Mutluluk, üzüntü, işte korku, bir de öfke. Diğerleri işte kaygıdır vesaire. O diğer duygular aslında tam olarak yok. Daha hani çok böyle kılcallanmamış durumda yani. Dolayısıyla bu temel duyguları da öğrenirken çocuklar şimdi bir şey hissediyor. Az önce söyledim ya hani çocuk hissediyor onu ama onu ifade etmesi lazım ki o dönüşebilsin diye, yönetebileceği bir kıvama gelsin diye. Çocuk bir şey hissediyor. Aile onu görüyor ve tahmin ediyor. Ve o tahmin üzerinden gidiyor. Yani aslında aileden öğreniliyor ya bunlar, bu tanımlar. Mesela çocuk bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Yüzünün şekli değişiyor. Aslında bir duygu karmaşası içerisinde. Aile diyor ki korkma. Ne oldu? Şimdi bastırdın. Zaten bastırmak yerine ifade etmesi lazım. Diyor ki korkma. Bu sefer bastırması yönünde destek olmaya devam ediyor ki işte bastırılan duygular ne oluyor az önce söyledik. Bastırmaya devam ettikçe diyor ki korkma bunda korkulacak bir şey yok. İşte ben sana yardım ederim. Aslında orada çocuğun elini güçlendirmemiz gerekirken daha çok aile bağımlılığı teşvik ediyor ve diyor ki sen korkma gerek olursa ben sana zaten destek olacağım. Tam bunu da vermek lazım evet ama bir yandan çocuğun elini de güçlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, aynı Çocuklar zamanda son bu duyguyla ilgili çok soru sormak da çocuğun duygusu üzerinde bence bir ket. Yani ne oldu? Korktun mu? Merak mı ettin? Evet. Ne var? Ne Evet. oldu? Evet. Ne oluyor ya falan. Çocuk da hani burada bir şey Korktun değil yapabilir mi? belki. Evet, Korktun değil sinirlen. mi şimdi ben? Evet ya. Korktun değil mi şimdi ben? Evet. Açık Lazım uçlu herhalde. sorular sormak değil mi? Açık uçlu sorular sormak. Ne olduğunu merak ediyorsun demek. Bence belki burada. Evet, çocuk biliyorum ben anne olarak mesela diyelim. Korktu, evet. Ama şu korktun mu? Korkma demek yerine orada ne olduğunu merak ediyorsun. Bir ses duydun, anlamaya çalışıyorsun demek. Yani biraz daha sen çok seversin. Düşüncenin ucunu açmaya başladığında bu sefer duygu da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Duygu ve düşünce Tabii. birbirinden çok bağımsız değil. Yani hani burada bir şöyle bir seçenek sunmak belki de. Merak ediyorsun. Aa, ne varmış? Bakabiliriz. Belki oradan bir dokunmak çocuğa. Yani hani Evet. okul öncesi çok da bağımsız değil. Hani arkadan bir destek olmak. Bundan çocuk gidiyor ve bakıyor kendi ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Korkmadığını anlıyor ve tekrar annenin yüzüne bakarak o duyguyu tekrar sahip olduğunu ya da o ne olduğunu merak eden kişi tekrar atfediyor. Yani Evet. beklemek çok önemli. Bu sürecin aslında şöyle bir şey Elif. Yani
Evet, her şerde bir hayır var. Biz umarım bu Evet. süreci çok farklı bir şekilde atlatacağız. Ve ya biz korona Evet. sürecinde şunu öğrendik diyebileceğimiz bir süreç varsa sabretmek olacak. Sabretmek, beklemek. Çocuk yetiştirirken de biz hep söylediğimiz şey, sabredin, bir bekleyin, bir çocuk bir duyguyu bir yaşasın. Yani Evet. koronanın bize öğretmeye çalıştığı şey bu. Ya ben kendi Evet. adıma sabır birisi olarak öğrenmeye çalıştığım şey bu arada sabretmek. Yani nasıl sabredebilirim? Nasıl beklerim? Bunu kendi içerisinde anlamaya çalışıyorum. O yüzden çok şaşkınım. Yani Evet. herkesin kendi süreci birbirinden farklı ve kişi Tabii. de, anne de, ebeveyn de, ben bu süreçten ne almaya çalışıyorum? Bana öğretmek istenen şey doğanın, Tanrı'nın artık nasıl kendi içerisinde varoluşunu tamam devam ettiriyorsa, bunu anlamlandırıyorsa çocuk işte tekrar onarmak için bir fırsat olabilir. Aslında bu olumsuz gibi Evet. görünen. Evet, sana katılıyorum sonuna kadar. Ailelerden önemli yansımalar oluyor çocuklara da. Ailelerin aslında kendi duygularını yönetme becerileri ne kadar zenginse çocuğun da Evet. eli o kadar güçleniyor bir yandan. Aynen. Mesela Evet. bazen aileler şöyle yapabiliyor. Çocukla tabii bağlanma sürecine kadar dayanan bir şey bu diye düşünüyorum. Çocuğu o kadar sahipleniyor ki bazen de o baştaki o bebeklik sürecindeki alışkanlığı sürdürmekten belki de kaynaklı. Çocuk yerine hemen çözüveriyor süreçleri. Mesela işte çocuk işte bir duygu hissettiyse eğer o duyguyu nasıl yöneteceği konusunda ona rehberlik etmek yerine hemen kendisi çözüveriyor mesela. Ama eli İşte bu kendimiz de bilmiyoruz ki yani. Aslında hani şöyle bir özür dilerim, sözünü kestim. kolay bir Yani şey değil, rica ederim. anne de bilmiyor. Yani bu süreci nasıl, duygu regülasyonu nasıl sağlanır? Bunu anne de bilmiyor ki çocuğa aktarsın çoğu Evet, zaman. evet, Baktığında evet. anne de sürekli bir eşine bağımlılığı var. Kayınvalideye bağımlılığı var. Biz bağımlı toplum. Yani çocuğa öğretebilmek için kendimi bilmesi gerekiyor. Yani burada bir Tabii. eksiğimiz var. Yani o yüzden şey çok önemli. Tekamül çok önemli. Varoluşu sorgulamak bu aşama da çok önemli. Niye geldim? Tabii. Ne oluyor? Ya burada bu sürecin bir sonucu var. Bu süreçte bana ne katıyor? Bunu Evet. öğrenirsek zaten biz aktarımımızda daha sağlıklı olacak çocuklara. Evet, Yani evet, evet. Aynen yani öyle. Kişinin aslında bence bu süreç insanlara bunu da öğretti. Yani öğretecek diye umuyorum birazcık daha. Evde kendileriyle baş başa kalmak, kendileriyle baş başa kalınca mutlu olmak. Evet. Yani Evet. son dönemde çok yaygınlaştı şu son bir yıldan beri falan. Çok eleştiriyorum. Yakın gördüğüm arkadaşlarıma da yazıyorum. Arkadaşım sen ne yapıyorsun böyle diye. Görüyorum mesela arabanın içinde gidiyor. Giderken Instagram'dan canlı yayın başlatıyor. Şarkı başlatıyor. Arabanın şeritte böyle sağa sola kaydığını görüyorum. Yani bu nasıl bir yalnızlığa tahammülsüzlük diye düşünüyorum mesela. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Belki doğru yorumlamıyorum ama benim bakışım bu. Gerçekten insanlar kendileriyle yani o kadar hani işte ne bileyim ekranın karşısında işte gülümsemeler ama ekranı kapattıktan sonra çocuklarda da var bu ya. Görüyorum mesela işte bazı anaokullarında çekilmiş fotoğraflar mesela ekranı görünce çocuk böyle bir sahte bir gülümseme ondan sonra olağanına tekrar geri dönüyor. Poz oldu yani maalesef. Ve Bir de şey o vardı hani, aynaya bakmak, pardon. gözünün içine bakmak zor bir şey Evet. geliyor. Çok zor geliyor. Biz hep şey derlerdi. Canı sıkılıyorsa sıkılsın. Sıkıcan iyidir. Kolay çıkmaz. Bu bir espriydi. Ve sonra bunun yerine kaliteli zaman aldı. Böyle kaliteli zaman. Ne Çocukla aldı daha verimli kalitesi? zaman Bu geçirmeliyiz. kaliteli zaman. Ah, Kaliteli bu zaman geçir. kaliteli Anneler zaman beni öldürüyor. biliyorsun. Instagram'da, sosyal medyada sürekli bir şey öğretmeye çalışan ve böylelikle kendi dolaylı olarak çocuğun ilgisini kendini bağımlı hale getiren bir kuşak türedi. Halbuki ben de diyorum ki daha doğruydu. Sıkı canı iyiydi. Kolay çıkmazdı ve yaratıcı Evet. düşünceler hep o süreçte çıktı. Şimdiki Evet. çocuklar şimdi ne yapacağız diye bekliyorlar. Hadi. Aa yok, şu an hiçbir şey yapamam. Al televizyonun karşısına git. Yani Evet. dedim. Kaliteli zamanda bir şey var. Ha, burada patladı yani kaliteli Ah. zaman. Bu süreçte o da patladı elimizde. Ne zamana Ah. kadar bir şey, oyun üreteceğim ben?
Ya Hakikaten. zaten böyle bir şey yalandı bence en başından beri. Hiç katılmadım. Çünkü çocuğa diyemezsin ki tamam 2 saat bak nefis çok güzel. Kaliteli mis gibi seninle zaman geçirdik. Hadi şimdi tak sepeti koluna. Herkes kendi yolu. Bunu yapamazsın. Çocuk 2'yi verdin mi 12'yi daha ister. Bu böyledir yani. Yani Evet. biraz çocuğun hani kendisiyle kalma, kendisi kendi kendisine oyun kurma becerileri, kendi işte çözümlerini üretme. Bence en kıymetli olan çocukların elini en çok güçlendirecek olan şeylerden bir tanesi çözüm üretme becerilerini zenginleştirmek. Bu Tabii. konuda onlara Aynen öyle. rehberlik etmek. Değil mi? Çünkü orada bir analiz lazım, bir probleme bakacaksınız, bir okuyacaksınız. Bu içgörüye dayalı olarak da bunu kullanabilirsiniz. Kendinizi tanıma sürecinde de yani. Ya da işte bir arkadaşınızla ilişkinizi gözden geçirirken de aynı formu kullanabilirsiniz. İşte bir matematik problemini çözerken de, bir şeyi tamir ederken de yani. Önce bir bakarsınız problemi bir analiz edersiniz. Nerede aksaklık yaşanıyor? Benim elimde bunu işte değiştirecek, çözecek hangi beceriler var ya da neleri eklemem gerekiyor, nerelerde destek almam gerekiyor. Ondan sonra çözüm için bir cesareti toplamak, sonra çözmeye çalışmak, tekrar değerlendirmek gibi gibi gibi. Ama çözüm üretme konusu bence önemli. O nedenle de çocukların hani duygularla ilgili bunu düşünecek olursak bir hani durumu aktardığında aslında çocuklar ailelere kaç yaşında olursa olsun işte ne bileyim ses geldi güm diye eğer aileye dönüyorsa da ya da işte bir anda hani aileye doğru dönüyorsa da işte ben bugün arkadaşımla böyle bir şey yaşadım diye geliyorsa da dediğim gibi yaşa bakmaz. Bir öncelikli olarak hani sen de ona böyle söyleseydin aa işte komşu bilmem neyi düşürdü herhalde oradan geldi demek yerine beraber aslında bunu araştırmaya Ses gitmek. Çünkü duydun. Merak ediyorsun ne olduğunu. değil Dedim mi? bekledim. Hani Değil mi? bekliyorsun. Ondan sonra çocuk evet diyecek. Ses duydum. Neydi o anne? Ne oldu anne? Hadi diyelim kaygılı bir çocuk. Anne o ses. Ne oldu herif niye düştü? Deyip atlamak yerine mesela. Burada Ya örneğin ne olduğunu bile. burada Misty'nin oyuncaklarıyla da Değil bir an canlı böyle yayın atlamak. stüdyomuz yok tabii. Olur inşallah yaparsın sen güveniyoruz sana. Ay Yani teşekkür ederim zümrüt. ama hiç şeyim değil. İddiam yok yani. Kimse lütfen yanlış Olur. anlamasın. İyi olmasın, iyi olmasın. Her Ay şey olur. Allah'ım. Yaparız. Yaparız Allah'ın izniyle. Düşünceyi açmak, ucunu açıp ve sonrasında beklemek. Bekledin. Evet Tabii. anne ne oldu çok merak ediyorum. Bekledin. Sonra o ses geliyorsa o çocuk onu tekrar ne olduğunu adlandırabilir. Tabii Ama tabii. baktık hala çok kaygılı oluyor. O zaman gideriz bir kulağımızı dayarız. Bakalım buradan mı geliyor? Evet. Beklerim. Daha sonra evet söylenebilir. İlla yani çocuk çözümünü kendi ulaşsın diye çok sürekli bir şey öğretmeye çalışmak da ya da her sürecin sonunda bir şey öğrenecek şartlaması da çok doğru olmayabilir. İnsanız sonuçta, Evet. beşeriz, şaşarız yani. Orada Yani haddimizi bilmek gerekiyor herhalde. aynı fikirdeyim seninle. Zaten önemli olan akışa dahil olmak, değil mi? Aynen öyle. Evet. Yani Öğretim. o akışı yakalayabilmek birlikte. Beraber değerlendirmek, beraber bir daha bakmak gibi. Peki şimdi notlarımıza bakıyorum da öncesinde şunları konuşalım dediğimiz notlara bakıyorum. Aslında çoğuna değindik. Peki bu dönem sen biraz materyallerden bahsettin. İşte kumlar, sular, unlar gibi şeylerden bahsettin. Ha ben ne diyecektim biliyor musun? En başta hani o problemi analiz ederken işte duyguda bunu kullanırken de yani duygunun ne olduğunu, duygusal tepkinin ne olduğunu bence biraz çocukla gözden geçirmekte fayda var. Biraz daha hatta büyük yaş gruplarında o 4 temel duygunun dışına çıkıp biraz daha duyguları birbirinden tabii ki çok ayrışmaz ama hani ayrıştırmak ve isimlendirmek konusunda biraz daha bence çocuklara öğretici olmakta fayda var. Çünkü bilmediği bir şeyi yönetemez de. Neyden bahsediyorum? Mesela küçük yaş için şundan bahsediyorum. Küçük yaştaki bir çocuk mesela ağlamanın üzülmek olduğunu düşünüyor. Davranış daha önde olduğu için mesela orada aslında duygusal bir tepki var. Ama bir insan mutluluktan da ağlayabilir, bir insan canı yandığında da ağlayabilir.
Bir insan Aynen. üzüldüğünde de ağlayabilir. Bir insan öfkelendiğinde de ağlayabilir. Yani bunun üzüntü olmadığını, o yüz ifadeleri falan çalışılıyor ya çocuklarla. Mesela BDT eğitimlerinde şöyle bir şey, bilişsel davranış terapi eğitimlerinde şöyle bir şey mesela yapmıştık. Çocuğa bir tane kalp resmi boyatıp, bir tane de yara bandı resmi boyatıp eline vermiştik. Sonra diyoruz ki çocuğa, işte sana bazı durumlar söyleyeceğim. Kalp mi, yara bandı mı? Mesela, yoksa ikisi birden mi? Yere düştün ve ağlıyorsun. Yara bandı. İşte arkadaşın sana küstüm dedi. Kalp. Mesela. İşte arkadaşın sana öfkelendi, tartışmaya başladınız ve geldi, işte seni itti ikisi birden. Yani hem kalbim kırıldı hem canım acıdı mesela. Böyle aslında biraz hani duygular, duygusal tepkiler, ondan sonra duygum ne söylüyor, bedenim ne söylüyor? Hani bu işin hem psikolojik hem duygusal hem bilişsel hem de davranışsal boyutları var dedik ki, üç katman halinde aslında. Dolayısıyla hani bunların birbiriyle olan ilişkisini, iletişimini aslında biraz çocuklara öğretmekte fayda da olabilir diye düşünüyorum. Bir tane daha örnek vereceğim. Mesela diyor ki çocuk gelmiş, işte orada mesela istemediği bir şey oluyor. Şu anda sana çok kızgınım diyor. Aslında orada bir kızgınlık yok. Aslında orada bir şey yapıyor, deneme yapıyor aslında. Tamamen duygudan uzak davranışsal bir şey var İkna mesela. etmeye çalışıyor karşısındakini. Aynen. Şimdi şöyle bir çalışma veriyorum mesela ailelerimize. Diyorum ki işte mesela dramatizasyonlar yapın ama sessiz film gibi böyle rol oynamalar yapın. Ondan sonra işte ha 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 şu anda çok öfkelendim. Hangisi olmadı mesela? Hani uygun oldu mu? Ya da işte şu anda çok öfkeliyim mesela. Uygun oldu mu buradaki hani bedensel dışa vurumla işte sözel dışa vurum birbirine uygun oldu mu olmadı mı? Nasıl olmalıydı? Mesela eğer böyle yapıyorsa ne söyleyebilirdi? Ya da öfkeliyse eğer öfkeli olduğunu nasıl ifade edebilirdi? Gibi illa hürriyim demesine gerek yok zaten. Zaten o şey yaptığımız bir şey, onayladığımız, doğru olduğunu düşündüğümüz bir şey değil. Ama bedenle de ilişkisini yani biraz çocukta hani o duygunun çerçevesi ve dışa vurumlarıyla ilgili de aslında böyle ufak tefek oyunlar oynanabilir gibime geliyor. Evet, haklısın. Bu BDT yöntemi. BDT çok bildiğim bir şey değil. Sen daha iyi bilirsin. Ama hani duygu temelli Estağfurullah. çalışıldığımızda şöyle hani direkt bir rahat bırakmak çocuğu aslında izlemek. Yani bizim hani kullandığımız. Çünkü var olan duygu zemin hazırlandığında ortaya çıkmaya da hazırdır der. Hani yönlendirilmemiş Evet. çalışan bir oyun terapisi tekniğinde. Biz Evet. biliyorsunuz işte oyuncakları koyarız, materyalleri. Burada senin için, bunlar senin için burada bekliyorlar. Onlar istediğin gibi onlar istediğin gibi oynayabilirsin diyebiliriz. Yani, ta ki hani baktık çocuklar veriyor, orada bir sınır koyarız ama sınır koymadan rahat kendini hissettiğinde, çocukla göz teması kurarak yakında kurduğunda çocuk birkaç defa önce bir klasik sembolik oyun oynarken daha sonra kendi duygularını da atfetmeye başlıyor güven oluştuğunda, karşı tarafa güvenirse. Yani burada hiçbir Evet. materyal kullanmaya da gerek, rahat olmamız gerekiyor. Çünkü evet, Evet, hepimiz için evet. öyle değil. Bizim en çok kendimizi teslim ettiğimiz kişiler kendimizi güvende hissettiğimiz kişilerin en çok kaygılı Tabii. ise şey deriz mesela, öneririz ailelere ya da işte biraz daha artık çocuk okul dönemi çocuğuysa çok fazla kaygılandığında kendini en güvende olduğun yeri düşünebilirsin. Mesela en çok nerede güvendeydin? Atıyorum köyde, babaannemin çiftliğinde, orada kuzular. Bak, bunu düşünebilirsin mesela. Bu seni daha çok rahatlatıyor. Dediğinde çocuk gevşiyor o anda zaten. Bunu söylerken bile gevşiyor. Çocuklar aslında sandığımız gibi kolay kolay travmatize olmuyorlar. Süper ego çok Tabii. gelişmediği için. Evet. Bu süreçten hepimizin bir kaygısı var. Ah, virüsten dolayı bu çocuklar travmatize olacak mı? Ben şunu gözlemliyorum Elif. Tam tersine iyi de geldi bazılarına. Anne baba evde, oturdukları yerde okula gidiyorlar. Öğretmenlerin ekran karşısında izliyorlar. Bazıları çok da ikinci bir kazanç sağladılar bununla ilgili. Çok da mutlular. Mektuplar yazıyorlar birbirlerine, arkadaşlarına. Kıymetlerini de anladılar. Seni çok, yani var olan duygu genelde kaygıdan çok özlem oldu. Okula Evet. aslında
çok sevdiklerini anladılar. Ne yani o Evet. şikayet ettikleri ödevler, öğretmenler nasıl da kıymetliymiş onlar için. Bunu gördüler. Hani duygu çalışırken de böyle biraz rahat bıraktığımızda çocuk aslında o ifade kendiliğinden ortaya çıkmaya başlıyor. Çok şey yapmamak gerekiyor. Bir de şöyle şunu söyleyelim. Her çocukla bu dönemde duygu ifade çalışılması gerekiyor mu? Bence çalışılması gerekmiyor. Çocuk bu ihtiyacı varsa zaten kendiliğinden söylüyor. Yani ifade Evet. ediyor. Sanat terapisi tekniklerini, oyun terapisi tekniklerini her çocuğa uygulamak gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. Değil. Anne babalarını bilmesi gerekiyor bu arada. Yani terapist ya da bir danışman değiller. Sürekli çocuklara olta atacak insanlar değiller. Rahat bırakalım çocukları. Rahat bırakalım. İhtiyacı varsa onlar zaten bize geliyorlar. Evet, aynı fikirdeyim. Peki böyle uyku düzensizliği olan çocuklar var şu anda. Ailelerden bir de şunu duyuyorum. Bence uygun olmayan bir şey. Diyorlar ki mesela biz yansıtmıyoruz çocuğa. Yansıtmamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama çocuklar zaten gözlem yetenekleri çok çok iyi. Yani annenin babanın nasıl nefes alışverişini biliyorlar. İşte sesi nerede titriyor, işte kaşı nerede kalkıyor, nerede iniyor. Bunların hepsini bunu yani ortaya koyan birey çoğunlukla fark etmezken çocuklar bunu çok net fark edebiliyorlar ve anlıyorlar aslında bir şeylerin farklılaştığını. Yani bunu yolunda gitmiyor gibi de düşünmüyorlar aslında çocuklar. Genellikle değişik bir durum olarak değerlendiriyorlar ve bakıp tekrar ona uyumlanmaya aslında çalışıyorlar. Ama tabii ailelerde işte böyle kaygılar da olduğunda ya da işte kimi çocukların daha önceden de eğer işte çeşitli işte bağımlılık ilişkileri varsa ya da işte daha önceden gelen işte korkuya yatkınlık gibi durumları varsa sen de buraya bir şey eklersen memnun olurum. O zaman Zemin bu şeyle ilgili özellikle kaygı zemini olan çocuklar şu dönemde bir farklılık, regresyon, duygusal regresyon dediğimiz atipik davranışlar evet. gösteriyor olabilir. Bunu doğru okumak Evet. lazım. Yani Evet, uyku evet. problemi, kaygı kemi, başka yaşıtlarından daha geri davranışlar sergileme, konuşmak Evet. yerine işaret konuşmayı tercih etme. Yokken Hı bu dönemde var olduysa evet bunlar gözlemlenmesi gerekiyor. Anne hı. babanın Hı da sürekli burada ne yapması gerektiğini söylemek yerine neden hı. böyle Hı. yaptığını anlatmak daha doğru olabilir. Mesela uyku problemi üzerinden gidersem uyuyamayan bir çocukla gün içerisinde dans mesela sanat terapisinde şey vardır dans etme. Daha hafif müzikten müziğin ritmine doğru dans etme. Hadi bu dansı bir biz kişiselleştirelim. Şu dans kime benziyor? Bu benzettiğimiz kişi hangi duyguya ait? Hadi bunlar birbirleriyle konuşsunlar. Sonra o danslar oradan benzettiğimiz kişinin resmini çizip tekrar su yüzüne çıktığında onları konuşturabiliriz. Özellikle uyku öncesi bu konuşmalar yapılabilir. Çünkü uyku öncesi Süper. çok kıymetli. Duyguların en Evet. fazla suya çıktığı zaman. Burada Evet. birbirlerine ne anlatmak istiyor? Bunlar üzerinden gidilebilir. Anneciğim Evet. çok şunu diyebilir yani eğer sen danışanın ve eminsen hani danışanın gerçekten ben bu danışanı biliyorum annesi kaygılı değil bu hatun bu süreci rahat yürütür ama çocuk kaygılı yoluna gitmiyor diyorsanız yani anneye bu öneriler verilebilir ve anne açık olması gerekiyor çocuğa. Bu süreçte çok kaygılandın anneciğim ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Her zaman işe gidiyorsun ama şimdi gitmiyorum. Daha sonra da işe gidip gitmeyeceğini merak ediyorsun. Deyip duygusunu açıp evet anneciğim gitmeni istemiyorum diyecektir hocam. Artık hep benimle kalmamı istiyorum diyecektir. Hiçbir çocuk şunu demez. Evet anne işe git ya sıkıldım senden. Çok çok demez. Hani o regresyonu yaşayan bir çocuk. O kaygı zeminli Evet. olan çocuk. Bunu demez. Evet. Evet anneciğim seninle kalacağım. Biz seninle yine dışarı çıkacağız. Dışarı çıkamamak zaten. Bunları en çok Tabii. kaygılandıran şey bu. Dışarı çıkamıyorlar. Göremiyorlar. Havalar da Dokunamıyorlar. Marmara'da açmadı gitti arkadaş ya. Havalar Yani şu ara açmadı gitti. açmadı. Isınsa da bir an önce azalsa virüs diye bekliyoruz. Neyse o bilmiyoruz artık. Yani sürecin belirsizliği, dışarı Tabii. çıkamamak bu Evet çocuklar evet. özellikle kaygı zemini çocukların endişelerini daha fazla arttırdı. Evet Geçen gün maalesef. bana yeğenim şunu soruyor. Asya 7 yaşında. Seçil yataktan da mı çıkmamak gerekiyor? Hayır yataktan Ay çıkabilirsin. canım. Yatak. Tamam Kıyamam tamam şaka ya. yaptım.
oluyor. Hani tekrar toparlıyor ama tabii çok Evet. kaygılandı. Bunu da yaşamak Böyle bir gerekiyor. ihtimal var mı? Böyle bir ihtimal Evet. var mı Biz de acaba diye, değil mi? çıkmamak gerekiyormuş seçildiğe bana soruyor. Çok Evet. kaygılandılar. Kalan Bir de kabul şöyle bir edelim. şey görüyorum. Tabii. Bir de şöyle bir şey görüyorum. Mesela çocuk duyguyu kendince yaşıyor, bir şeyler hissediyor. Ondan sonra yavaş yavaş onu bir şekilde sindiriyor, regüle etmeye başlıyor. Ve ailede değerlendirme en baştaki biçimiyle kalıyor. Hani diyelim ki çocuk çok korkuyordu ama sonra yavaş yavaş korkusu azalmaya başladı. Ama eğer aile çocuğun bu değişimini gözlemlemezse ve en baştaki dilini sürdürürse, hani başkalarına mesela işte çok korkuyor, işte çok korktu bu süreçte, çok korkuyor gibi eğer geri Evet, bildirimlerde aynen. bulunursa, özellikle de çocuğun yanında, o zaman çocuk o gelişim sürecinde aslında tekrar gerilemeye gidiyor diye Evet. gözlemliyorum. Değil mi? İlk Aileden döneminde gelen geri bildirimler çok önemli. etiket kolay yapışır zor çıkar çocuğun üzerinde. Korkar. Evet. Hep korkuyorum diyor. Zaten çok endişeli. Endişelenmeyecek da endişelenir çocuk artık. Ondan sonra çünkü en çok güvendiği nesne olan anne ona bunu atfetmiştir. Endişeliyi Tabii. atfetmiştir. Bir çocuk ona sarılır çünkü o bildiği haldir. Ve en ufacık bir değişkenlik gördüğünde çocuk ne yapar? Endişeye sarılır. Korkuya sarılır. Çünkü o nesnesi ona armağan etmiştir. Ve bu daha kolaydır. Kendini diğer tarafı ifade etmesi açısından. Halbuki dediğimiz en başta dediğimiz şey açarsak duyguyu daha Evet. meraklı demek değil mi? Ne olduğunu merak ediyorsun demek. Meraklı demek değil de merak ediyorsun demek. Çocuğu daha nefes almasını, duyguları nefes almasını bence sağlayabilir. Evet. Süper. Var mı eklemek istediğim şey? Teşekkür ederim. Valla başta çok heyecanlandım. Nasıl olacak? Nasıl konuşacağız derken süperdi yani. Kafa Varsa kafaya. sormak istediğiniz evet bunu bu süreç bitsin. Koltukta kafa kafaya yapalım. Beraber. İnşallah, inşallah, inşallah. Konuşmayı. Çok Çok özledim. sağ ol canım benim. Kendine dikkat et. Ailene de süt oğlanı uzaktan uzaktan öpüyoruz. Evet ağlaya ağlaya Titre dışarı çıktılar. ağzından. Az Duydum maalesef. Sen ona hemen yetiş. Seni Tamamdır. seviyoruz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ediyorum. Ben de. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal canım benim. Hoşça kal. Hoşça Hoşçakal. kal. Ya bu kafa kafaya vermeler gerçekten çok iyi benim için. Çok özel ve çok önemli. Çok da güzel bilgili mis gibi arkadaşlarım var. Çok şanslıyım gerçekten. Zenginim. Destek olduğunuz için, bizimle burada olduğunuz için teşekkürler. Podcastlerimden bir tanesi, korona sürecinde çocuk kendisini nasıl güvende hisseder? Tavsiye ederim. İzlemek isterseniz, pardon, dinlemek isterseniz eğer. Dediğim gibi iTunes, SoundCloud, Spotify'dan çok rahat ulaşabilirsiniz. Onun dışında umarım keyif almışsınızdır. Yorumları kapattım mecburen seçilin yüzü görünsün diye. Sonrasında bu yayına da her zamanki gibi YouTube'dan ya da IGTV'den ulaşabilirsiniz. Size sevgiler, teşekkürler. Çok çok sağ olun. Bizi yalnız bırakmadığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için. Hoşça kalın.